seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taşlandıralım. 28 Mayıs çok önemli. Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Unutmayın, sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun. Yerle eksan oluruz. Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Erdoğan bu seçimi kaybedebilir. Nasıl? Nasıl olsa %49.5 oy almış seçimi Erdoğan kazandı deyip sandığa gitmezsen kaybeder. Köye gideceğim, çay keseceğim, soğan ekeceğim deyip birkaç gün daha sabretmezsen kaybeder. Sandıklara sahip çıkmaz, oyları çaldırırsan kaybeder. Arkadaşlar, alınması gereken oy oranı %0.5 değil, oyların %50'si ve artı 1. Ve sandıklar, karşı taraf çok şeytani oyunlar içerisinde. Sadece İstanbul'da 1 milyon üzeri geçersiz oy var. Çoğu Cumhur İttifakı'nın yüksek olduğu bölgeler. Oysa 350 bin oy daha olsa kazanmıştık. Şunu unutmayalım, kullanılmayan 8 milyon oy var. O ana verilen 2.8 milyon oy var. Geçersiz 1 milyona yakın oy var. İki adayın da ulaşamadığı yaklaşık 12 milyon oy var. Bu kadar oy ile her şey sil baştan değişebileceğini unutuyor muyuz? Görmüyor muyuz? Uyanın. Arkadaşlar, seçim kaldığı yerden devam etmeyecek. Onlar kazanmak için daha fazla çalışıp kenetlenirken biz de kazanacağız havası var. Onlar 28 Mayıs'ta kendileri dışında en az 2,5 milyon seçmen eklemeleri gerektiğini bilerek çalışırken biz ne de olsa kazanacağız modundayız. Sloganlarla, temennilerle birbirimizi kandırmayalım. Hayvanseverler Derneği mensupları kadar atak olsak yeter de artar bile. Tekrar uyarıyoruz. Bu rehavet devam ederse Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin baş belası olacağını şimdiden ilan ediyorum. Bu rehavet böyle giderse katılımın da düşük olacağı yönünde sandığa yansıyacağından emin olabilirsiniz. Türk İslam tarihinde bu durumun acı örnekleri var. Allah adildir. Kim daha çok çalışırsa ve kim daha çok davasına samimiyetle sarılırsa onu galip kılar. Bu kadar basit. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa kim Tayyip Erdoğan'ın adamı, kim değil ayrımı asla yapmayacaklar. Eşeği sağlam kazığa bağlamak için milyonlarca devlet memuru, polis, asker, kamu personeli ne varsa memuriyetliklerini feshedip kendi adamlarını dolduracaklar. A'dan Z'ye ne varsa. Bu pazar oy vermeye gitmeyen Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olur. Pazar akşamı terör örgütü PKK'nın seçim kutlamalarına sebep olur. Bu pazartesi sabahı Kılıçdaroğlu'nun kucağında uyanmak. İstemiyorsanız kendinize gelin. Herkeste bir rehavet, bitti bu iş havası var. Başka türlü kaybetme ihtimali yok. 3 gün her şeyinizi erteleyin. Seçim bölgesinden ayrılmayın. Sonra dövecek diz bile bulamayız. Ve CHP korkunç seçim provaları yapıyor. Kanas Canan liderliğinde on binlerce PKK, DHKPC militanını sandıklar için hazırlıyorlar. Bir yandan sandıklarda her türlü zorbalığı, hırsızlığı yapacaklar. Diğer yandan sürekli oylar çalınıyor, yaygarası koparacaklar. Bunu da anlatacağız. Diğer husus, memleketine gidecek yahut gelecekler ile ilgili tanıtımlar yapıldı. Gidiş gelişleri sağlanacak diye. Lakin günlerdir yüzlerce mesaj geliyor. Ne il ne de ilçe teşkilatlarına gidenler ile ilgilenen kimse yokmuş. Sıkıntı hat safhada. Allah yar ve yardımcımız olsun. 100 yıl yürüyüşüne sırt verin. Etrafınızdaki kafası karışık yakınlarınıza güzel bir dil ile anlatın. Bu hepimizin geleceği. Pazartesi ardından yönetime, CIA güdümlü FETÖ itlerinin geleceğini, Güneydoğu'nun PKK'nın oyun alanı olacağını düşünün ve seçim akşamına uyumayın. Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara
sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taşlandıralım. 28 Mayıs çok önemli. Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Unutmayın, sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun.